Efendim herkese mutlu günler. Polemik TV'desiniz. Şu anda Türkiye gündeminde ilk ikiye oynayan konudan birisi ekonomi, bir diğeri ise sığınmacılar konusu. Sığınmacılar konusunda muhalefetten, iktidardan ve muhalefete yeni giriş yapan partilerden, yeni kurulmuş partilerden farklı farklı sesler geliyor. Bir anda iktidar cephesinde Sayın Erdoğan hem Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen sığınmacıları kabul edeceğiz ve onlara kapımız açık diyor. Hem de 1 milyon sığınmacının gönüllü geri dönüşü konusunda bir proje geliştirdiklerinin altını çiziyor. Ve muhalefet cephesinde ise gönüllü geri dönüş konusu gündemde, altılı masada bu konuda adımlar atmaya devam ediyor. Ve bir göç politikası oluşturmaya çalışıyorlar ortak bir şekilde. Bir tarafta da Zafer Partisi var. Zafer Partisi de gerekirse zorla geri döndüreceğiz, geri göndereceğiz diyor sığınmacılar konusunda. Peki şu anda Suriye'de ortam nasıl? Güvenli bir ortam var mı dönüş için? Sosyal yaşam ne durumda? Ekonomik hayat ne durumda? 2011 öncesine dönüldü mü Suriye'de ve çatışma alanları hala mevcut mu? Bu konuları Deniz Bustani ile konuşacağız. Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Deniz Bustani, Orta Doğu siyaset analisti. Deniz Bey, Suriye'de şu anda siz hem uzun zamandır bulunuyorsunuz bildiğim kadarıyla hem de yakın temaslarınızın olduğu bir ülke. Doğru mudur? Doğrudur efendim. Evet. Şimdi Suriye'de bir savaş başladı 2011'de, 11 yıldır devam ediyordu ve 2018'den sonra bildiğimiz kadarıyla savaşın şiddeti düşüşe geçti ve Suriye'de bir toparlanma olduğu düşüncesi şu anda Türkiye'de oluşmuş durumda. Hatta Suriye'nin tatil bölgelerinde de belirli oranda turizmin canlandığını söylemek mümkündür diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz şu anda Suriyeli sığınmacıların Türkiye'den geri dönüşü için gerekli ortam uygun mu sizce? Sosyal yaşam anlamında, güvenlik anlamında, ekonomik anlamda? Şimdi şunu ifade etmeliyim ki efendim, öncelikle Türkiye'de sığınmacıların geri dönüşü için buradaki Türkiye'nin önüne koyacağı tek kriter güvenliktir. Bu hukukun gerektirdiği bir kriterdir. Güvenliğin sağlandığı takdirde geçici koruma statüsündeki bütün Suriyeliler kendi geldikleri bölgelere dönmek zorundalar. Dolayısıyla burada işte sosyal ve ekonomik yönlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çok bağlamıyor. Burada 1 milyonluk işte iktidar partisinin yapmış olduğu projeden de bahsetmek istiyorum. Bir kere geçici koruma statüsündekiler geldikleri bölgelerde güvenlik anlamında kim olsun o bölgelere, yeter ki güvenlik anlamında bir istikrar sağlıyordu, oralara dönmek zorundalar ve geçici süreleri sona eriyor. Dolayısıyla burada güvenlik sağlandı. Bugün Türkiye milyonlarca Suriye'nin %75'ine Suriye, Birleşmiş Arap Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimi hükmetmiş ve güvenliği sağlamıştır. Dolayısıyla bu bölgelerde sığınmacıların dönmesi hukuken, hani zorla mı gönderelim, gönüllü mü gönderelim, yoksa gönderelim gibi tartışmalar tamamen hukuki hakların dışında kalıyor. Şundan bahsetmek istiyorum. İktidar Partisi'nin göndereceğiz demesi gerçekten çok Türkiye'de çözebilecek bir proje değil. Evet, bu konuda bir Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devleti. Sayın Bustani, 1 milyon kişiyi geri göndereceğiz diyor. Gönüllü olanları göndereceğiz diyor Sayın Erdoğan ve bu 1 milyon kişi nereye konumlandırılacak, hangi şehre dönecekler ve bu 1 milyon kişi hangi etnik kökenden seçilecek, neye göre seçilecek ve nasıl geri döndürülecekler, orada bir ortam mı hazırlanacak onlara? Bu konular merak konusu. Sizce şu anda bu 1 milyon kişinin geri dönüşü konusu gerçekçi bir proje mi? Gerçekçi değil. Ve maalesef hukukun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendisini koruma anlamında tanınan hakları suistimal ya da ihlal eden
bir proje. Çünkü siz gelen sığınmacıları sadece geldikleri bölgeye zorla gönderebilirsiniz. Yani şöyle bir örnek vereyim efendim. Şamlı birini siz zorla Halep'e yerleştirdiğiniz zaman bu uluslararası hukuka aykırı olur. Ama istikrar sağlandığı takdirde, Şam'da istikrar sağlandığı takdirde siz Türkiye'de geçici koruma statüsündeki bir Şamlıyı Suriye'ye zorla gönderebiliyorsunuz. Yani zorla da şöyle bir örnek vereyim, devamlı bu örneği veririm. Siz herhangi bir yabancı ülkeye gidersiniz ve gittiğiniz yabancı ülkeye vizeyle gidersiniz. Vize süreniz bittikten sonra gönüllü mü dönmek istersiniz yoksa burada mı kalmak istersiniz gibi bir soruyla karşılaşmadan mevcut bulunduğunuz ülkenin kolluk kuvvet aracılığıyla sınır dışı edilirsiniz. Türkiye'de de geçici koruma statüsü biliyorsunuz Avrupa Birliği direktifleriyle 2013 yılında verilmiş bir statüdür. Dolayısıyla güvenliğin sağlandığı yerlere Suriyeliler kesinlikle yani kanunen zorla demek de değil, yani kanuna uygun bir şekilde demek daha uygun diye düşünüyorum. Kanuna uygun bir şekilde gönderilmeleri gerekiyor. Çünkü şu anda Türkiye'de bulunan Suriyelilerin en az %80'i yasa dışı bir kalış söz konusu. Çünkü işte geri kalan %20'si yazda %15'i Suriyelilerin %20 ile 15 arasında da Fırat'ın doğusundan olan Suriyeliler var. Ve orada henüz güvenlik anlamında bir istikrar sağlanmadığı için oraya dönmeleri evet bugün için uygun olmayabilir. Ama en azından %80'inin özellikle Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti'nin kontrolünü sağladığı bölgelere dönmesi zorunludur. Ve Türkiye'deki geçici koruma statüsleri de gayri geçici koruma statüsünün artık bir hükmü yoktur burada. Çünkü bu artık geçici koruma statüsü kalmış bir ikametten söz ediyoruz burada. Dolayısıyla bugün AKP'nin özellikle yapmış olduğu 1 milyon kişiyi geri gönderme projesi bir demografik yapıyı değiştirecektir. İki, sizin de bahsettiğiniz gibi buralarda kimler seçilecektir? Ki bunlar işte Türkiye'nin kontrolü sağlamış bölgelere gitmesi konusu ama o güvenli bölgeden 1 milyon kişi Türkiye'ye geldi. Eğer 1 milyon kişi Türkiye'ye gelmemişse o bölgeden o kişiler kim olacak? Peki o kişiler hangi kriterlere göre, hangi uluslararası hukuka göre oraya gönderilecek? Çünkü siz az önce bahsettiğim gibi oralı olmayan kişiyi zor oraya gönderemiyorsunuz hukuksal olarak. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde olan Türkiye'deki özellikle en az 4 milyon Suriyeli'yi Suriye'ye gönderme fırsatı varken Türkiye bu 1 milyonluk projeyi başlatarak başına hukuksal dertler açabilir uluslararası anlamda. Dolayısıyla çok sakıncalı bir proje olarak görüyorum ben bu projeyi. Burada 1 milyon Suriyeli değil, bu konuyu biz devlet olarak, bir hukuk devleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir ve bu hukuk devletinin gerekliliği olarak bu konuyu etnik bazda ya da rakamsal kısmi bazda değil de statüsel bazda almalıyız. Nasıl statüsel bazda almalıyız? Biz şöyle bir proje, 1 milyon Suriyeli'yi Suriye'ye gönderme projesi değil. Biz geçici koruma statüsünde bulunan kişilerin tamamının ülkelerine dönme projesi yaptığımız anda uluslararası hukukta herhangi bir engelle karşılaşmıyoruz. Tamamını bir gecede alacağı bir kararla tamamını kendi ülkelerine gönderebilir. Orada ekonomik durum neymiş ya da ekonomik seviye ya da onun şu anda ticareti canlı mı değil mi gibi sorular Türkiye'yi çok bağlamıyor. Türkiye'yi bağlayacak tek bir kriter var. Gidecekleri bölgede güvenlik sağlanmış mıdır? Güvenlik sağlandı öyle ki gelecekleri bölgede teröristlerin bile af yasası çıkarıldı. Yani bugüne kadar 14 af çıkarıldı ve bu 14 adet afla beraberinde Suriye'ye geri dönüşlerini, sadece değil, geçici koruma statüsündekilerin tamamının kendi ülkelerine, Türkiye kontrolüyle dönmesi bu krizi evvela çözecektir. Şunu evet. Da ifade etmek istiyorum Kadir Bey. Türkiye'de bir sığınmacı sorunu yoktur aslında. Bir resmi olarak sığınmacı sorunu yoktur. 1951 Cenevre Sözleşmesi, 1967 yılı New York Konferansı, 2013 yılındaki Avrupa Birliği direktiflerine baktığımız zaman
Türkiye'de aslında bu konuyla ilgili verilmiş kararların yürürlüğe konulma sıkıntısı bulunmaktadır. Yani resmi olarak şu anda prosedürel olarak Türk sığınmacıları kendi ülke göndermesi için her şey hazır durumda efendim. Dolayısıyla bir kriz yoktur. Tek kriz, şu bugün tek kriz muhalefet ve iktidarın. Bu verilmiş olan, devlet nezdinde verilmiş olan bu kararın yürürlüğe konulma krizidir. Bunu yürürlüğe koyduğumuzda zaten Türkiye'de çok kısa sürede sığınma sorunu çözülecektir. Şunu da sormak istiyorum. Türkiye'de de dünyanın belli başlı ülkelerinde de özellikle bazı medya kurumları başta olmak üzere Suriye'de ciddi bir savaş ve kaos ortamı olduğunu öne sürüyorlar ve Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü konusunda güvenli bir ortam olmadığı algısı yaratmaya çalışıyorlar. Siz %75'inde devletin hükmü var ve devlet güvenli ortamı sağlamış durumda dediniz. Peki siz şu anda Suriye'de bir kaos ortamı, savaş ortamı olmamasına rağmen böyle bir algı yaratılmasını bir plan olduğunu mu düşünüyorsunuz? Mesela Suriye'nin kuzeyinde PKK bir devlet kurmak istiyor. PKK devlet kurabilmek için belirli bir nüfus boşaltması yapması lazım. Sizce bu çalışmalar belirli bir plan çerçevesinde mi ilerliyor? Cevap vermeden ilgili bir eleştiri yapacağım. Türkiye'de bir sığınmacı sorunu yok. Türkiye'de sığınmacı sorunundan ziyade aslında sorunu yoktur dedim ama sığınmacı sorunundan ziyade bu sorun çözülmüştür yıllar önce. Yani bu sorunun statüsel olarak ve prosedürel olarak çözülmüştür. Bu prosedürlerin yürürlüğe konulması gerekiyor diyoruz. Sığınmacı sorunu yoktur dediğinizde bu yanlış anlaşılabilir. O yoktur'dan kastım benim süreel olarak bir sığınmacı sorunu yok. Fiili olarak bulunmaktadır efendim. Şimdi de sorunuza gelmek istiyorum. Suriye'de özellikle istikrarın sağlanmadığına dair Suriye'de da gerçekten bu Avrupa Birliği'nin ve özellikle Avrupa'lı ülkeler ve başta Amerika Birleşik Devletleri'nin projesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada bugün acaba Türkiye'de de Türk halkında da Suriye'ye açılan savaş ya da 2011 yılından sonra başlayan Arap Baharı'nda aslında esas hedefin mevcut yöneticiler olmadığı anlaşılmıştır. Suriye üzerine geleceksek bu Arap Baharı içerisinde Suriye üzerindeki esas hedef Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen bir terör devletidir. Bu terör devletinin işte Kürdistan adı altında ama işte Kürdistan'la da ilgisi olmayan ya da Kürdistan Kürtlerle ilgisi olmayan, Kürdistan demiyorum ama Kürtlerle ilgisi olmayan ikinci bir İsrail devleti projesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu projenin gerçekleştirilebilmesi için bütün bölgede demografik yapının değiştirilmesi lazım. Yani burada çünkü Fırat'ın doğusu ya da batısı baktığımızda Kürt nüfusun azınlıkta olduğunu görebilirsiniz. En yoğun olan Kürt nüfus şehri işte Haseke ya da Kamışlı diyebilirim. Orada da %15-20'yi geçmeyen bir nüfus var. Dolayısıyla burada demografik değişimler yapılarak bu tarz terör devletlerinin, terör yapılanmalarının önü açılmak isteniyor. Tabii bu sadece Suriye ile de sınırlı kalmak istemiyor. Türkiye'de de bir demografik yapı değişimine giderek zaman içerisinde Türkiye'de önce bir ulus yapısını yıkma. Ulus yapısını yıktıktan sonra da Türkiye'nin özellikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kazandırmış olduğu bütün kazanımlarında zaman içerisinde sindirilme projesi vardır. Burada Suriye'de istikrar yok propagandası tamamen bu demografik değişimi hedefleyen ülkelerin bu demografik değişimin devam etmesi için yapmış olduğu bir propagandadır. Burada biz dostlarımızı iyi seçmeliyiz bölgede. Bizim bugün Suriye'de demokrasinin olup olmaması bizi çok ilgilendirmiyor. Ben bir Türk olarak size söylüyorum. Ben 2 ayımı Ankara'da, 2 ayımı Şam'da yaşayacak bir şekilde, geçirecek bir şekilde 7 yıldır gidip geliyorum. Suriye'de bir güvenli ortam olmamış olsa da evet, ilk geldiğim yıllarda özellikle işte Beyrut üzerinden geliyordum. Zabadani bölgesi, Şam'ın batısında olan Zabadani bölgesi IŞİD'in kontrolü altındaydı. Gerçekten çok tehlikeli yollardan bir gazeteci olarak buraya geliyordum zaten. Ama daha sonra 2017 yılından sonra gözle görülür bir şekilde
Suriye'de herhangi bir güvenlik sıkıntısı kalmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten ben kendi Twitter hesabımdan da bununla ilgili ara ara videolar paylaşmaya çalışıyorum. Suriye'de hayat çok normal. Belli bir ekonomik kriz var, bütün bölgede olduğu gibi. Fakat bu ekonomik krizin de sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamış olduğu Sezar yaptırımları. Sezar yaptırımlarının da bahanesi, çünkü ben buna bahane diyorum. Sezar yaptırımlarının bahanesi de yurt dışında bulunan Suriyeliler. Dolayısıyla yurt dışında bulunan Suriyeliler kendi ülkelerine döndüğü zaman kendi ülkelerinde de bir ekonomi kalkacaktır. Çünkü yaptırımlar ortadan kalkacaktır. Yaptırımların kalkacağı gibi terör yapılanmalarının hedeflemiş olduğu demografik yapıda çok ciddi bir darbe alacaktır. Ve bu alınacak olan darbeyle beraber bölgede emperyalist ülkelerin özellikle kurmaya çalıştığı terör yapılanmaları da tamamen sekteye uğrayacaktır ya da bir daha olmamak üzere tarihe gömülecektir. Çünkü bu terör yapılanmaları da engellenemez. Bunu da söylemek istiyorum. Askeri silah bir çözümdür bu konuda. Kesinlikle terörle silahla mücadele edilmelidir. Ama bir yandan silahla mücadele ederken öte yandan da burada değiştirilmeye çalışan demografik yapıştırılmasını önlemek zorundasınız. Yani bugün biz Türkiye olarak sadece bakın Türkiye'de 500 bin kişi Fırat'ın en az 500 bin kişi Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye geldi. Biz bu 500 bin kişinin Fırat'ın doğusunu sağladığımız takdirde PYD, PKK hedeflemiş olduğu en büyük darbeyi vurur. Peki askeri çok bu noktada Türkiye ile Suriye devletinin çıkarları paralel bir düzeyde ilerliyor. Suriye topraklarının parçalanmasının bölünmesini istemiyor. Kuzeyinde bir devlet kurulmasını istemiyor. Türkiye'de güneyinde bir terör devleti kurulmasını istemiyor. Aslında Türkiye ve Suriye'nin çıkarları ortak, Suriye'nin toprak bütünlüğü iki devlete de çok büyük katkılar sağlayacak ve bu noktada çok şehit veriyoruz. Maalesef gün geçtikçe şehit haberleri de gelmeye başladı. Bu konu canımızı yakıyor. Suriye devletiyle bir görüşme, bir diplomasi trafiği olması Türkiye'ye büyük bir çıkar sağlamaz mı? Neden hala Mısır'la görüşürken, Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşürken, Suudi Arabistan'la görüşürken Suriye ile neden bu diplomasi yolunu tercih etmiyoruz sizce? Suriye noktasında, Suriye devleti noktasında böyle bir engel var mı? Suriye Türkiye ile görüşmemek için bir engel yaratıyor mu sizce? Suriye konusunda, Suriye tarafında böyle bir engel tabii. Öyle ki 2019 yılında gazetecilerle bir 2018 yılında da olabilir bir toplantı yaptı Suriye'nin Cumhurbaşkanı Beşar Esad. Hı hı. Ve orada şöyle bir sohbet geçti bir gazeteciyle. İşte Esad şu örneği dedi ki kendi gazetecilerini yani Suriye'deki gazetecileri eleştirerek doğru tespitler yapmadığını. Çünkü devamlı işte hükümeti övenden rahatsız olduğunu ve kendisini de hükümetin de istediğini söyledi. Ayrıca dış politikada da çalar yaptıklarından bahsetti Suriyeli gazetecilerin. Şu örneği ver. İşte dedi ki bugün bizim dedi İsrail bugün işte Rusya'da dostluğumuz dedi. Ama bunları biz aynı kefeye koyamayız. Zira İran bugün Suriye'ye vermiş olduğu her şeyi dedir. Rusya ise borç olarak bize bunları yazmaktadır. Hı hı. Ama bunlar aynı kefe. Bugün ise işte 2019 şartla söylüyorum. Türkiye de düşmandır, İsrail de düşmandır dedi. Evet, İsrail bay bir devlettir, milleti olmayan bir devlettir İsrail. Dün de, bugün de, yarın da çıkarlarımızın örtüşme olmayan bir devlettir. Türkiye ise bugün hükümetiyle ilgili bir sıkıntımız olan bir ülke, tarihi bağlarımız olan, milleti bize dost olan bir ülke ve ileriki dönemlerde çıkarlarımızın %100 örtüşeceği bir ülkedir. Bunları da aynı kefeye koyamazsınız cümlesini kurduğunda. Bir gazeteci aynen bu üslupla Esad'a ne yani Erdoğan'la görüşür müsünüz dediğinde ülkemizin çıkarları varsa sadece Erdoğan'la görüşmem, gerekirse kucaklarım cevabını vermişti. Dolayısıyla buradan aldığımız cevapta yani bugün Suriye'nin bahsetmiş olduğunuz, sizin de bahsetmiş olduğunuz hem bizim ülkemizin, Türkiye'nin çıkarlarının hem de Suriye'nin çıkarlarının örtüştüğü bir noktada, örtüştüğü bir zemin
döneminde görüşmesinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Neden görüşülmüyor? İnanın bunu yani çok uzun yıllardır çalışıyorum bu konuyu. Henüz anlamlandırabilmiş değilim. Birçok şehit veriyoruz. İşte 30 kilometreyle terör operasyonlarını sınırlandırıyoruz. Halbuki şu an Suriye devletiyle koordineli bir şekilde bir operasyon yapsak Suriye ordusuyla beraber, Suriye ordusu güneyden, biz kuzeyden evvela PKK'yı tamamen bitirebilecekken neden 30 kilometreyle sınırlı tutmayı uygun görüyoruz? Onları da anlayabilmiş değilim açıkçası. Dolayısıyla burada anlamlandıramadığım bir strateji var. Ki burada ben muhalefete de bir söz söylemek istiyorum. Sığınmacılarda olduğu gibi terörle mücadelede de statüsel sıkıntılarımız var bizim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti az önce bahsettiğim gibi statülere bakar ve statülere göre stratejisini belirler kendi çıkarlarıyla ilgili. Burada ne muhalefet, yani bugün herhangi bir muhalefetten bahsediyorum, ne de iktidar cenahında bir devletçi proje maalesef göremiyoruz ve insanlar bu yüzden de gerçekten güvenlerini yitirmiş, bu sözlere güvenlerine çok ciddi bir tepki var. Fakat bir güven de yitirilmiş, güven yitirmesi söz konusu. Çünkü yani şöyle ki ben Şanlıyım, bütün konulara Ankara'dan bakmaya çalışıyorum. Türkiye'nin çıkarları açısından bakmaya çalışan biri olarak söylüyorum. Burada AKP, işte Milli Güvenlik Kurulu bir karar açıklıyor. 30 kilometreyle sınırlı tutuyoruz operasyonları. Burada muhalefet neden metreyle sınırlı tutuyorsun sorusunu hiç kimsenin sormadığını görüyorum mesela. Ya da 30 kilometrelik bir operasyonu neden önceden açıklıyorsunuz? Çünkü burada 30 kilometrelik bir operasyon yapacağınızı önceden açıkladığınız zaman orada bulunan terörist 30 kilometre öteye gidecektir ölmemek için sonuçta. Dolayısıyla siz bir operasyon sırrı açıklıyorsunuz. Bunu neden yapıyorsunuz sorusunu da sorulmamasını açıkçası çok abes karşıladım. Bir gazeteci olarak söylüyorum. Buradan da ben sormuş olayım en azından. Neden 30 kilometrelik sadece operasyon yapıyoruz da PKK'nın tamamının üzerine gidecek bir strateji üretmiyoruz ki bu bölgesel bir birlikte olabilir? Ya da neden madem 30 kilometrelik bir operasyon yapacağız, buna karar verdik, neden biz bunu bir hafta 10 gün öncesinden açıklıyoruz? Bu bir operasyon sırrıdır çünkü. Bunlar neden açıklandığını hükümet kesinlikle Türk halkına açıklamak zorundadır. Çünkü 30 kilometre öteye sonuçta teröriste git demiş oluyoruz dolaylı olarak. Ve bu çok ciddi bir ne diyeyim, bir operasyonun bir açığı olarak önümüzde duruyor efendim. Evet. Sayın Büstani, çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Türkiye'deki en büyük sorunlardan birisi basın anlamında Suriye'de de Ukrayna'da da yine birçok dünyanın sıcak noktasında da yerinden bildiren insanların eksikliği ve bölgeye hakim insanların eksikliği, onların bilgi vermediği yerde maalesef çok büyük bir dezenformasyon olduğu Türkiye'de açık seçik ortada. Size çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgilerdi. Konuk olduğunuz için de ayrıca teşekkürler. Polemik TV ailesine çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Türkiye'den bu fırsatları bulamıyoruz dediğiniz gibi. Biliyorsunuz Türkiye'de yorum yapıyor. Bilmiyor. Bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Evet, tekrar teşekkür ederiz. Efendim, Deniz Büstani konuğumuzdu. Kendisi Orta Doğu siyaset analisti. Çok önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin geri dönüş konusunda tek kriteri güvenlik olmalı. Ekonomi, demokrasi ve sosyal yaşam gibi konular Türkiye'yi ilgilendirmiyor dedi Sayın Deniz Büstani. Türkiye Cumhuriyeti sadece mevcut kanunları uygularsa sığınmacıların geri dönüşü konusunda hukuki hiçbir sorun yoktur dedi ve bu noktada da 51 Cenevre Sözleşmesi'ni ve 67 New York Konferansı'nı örnek gösterdi. Geçici koruma statüsünün hükmü kalkmıştır. Suriye'de %75 oranında devlet hükmü sağlamış ve %75'lik bir bölgede güvenlik sorunu kalmamıştır dedi Sayın Büstani ve yine Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlayabileceği ve bu konuda da Suriye'nin istekli olduğu ve önümüzdeki günlerde de belki bazı adımların atılabileceği konusunda sinyalleri verdi Deniz Büstani'ye. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Polemik TV'den bugünlük bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.